telefon attığımızda Kaptan Emre Belezoğlu var. Merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi günler diyorum. Böyle programı benimle açmanız, bilmiyorum ne kadar iyi olduğunu diyeceğim ama ben teşekkür ederim bağlandığınız için. Biz teşekkür ederiz bağlandığınız için. Bugün maçın özellikle sonrasında Ersun Yanal'ın bir açıklaması oldu. İstifa yönelik açıklamalar zannederken biz diğer taraftan basın açıklamasını yaparken sizi de yanına alarak bir iddialara yönelik açıklamalarda bulundu. Öncelikle bir sizin yorumunuzu alabilir miyiz? Tüm bu iddialar ardından yorumcularımızın da size soruları olacak. Evet, öncelikle bütün programdaki herkese çok selamlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi ben tabii olayın nasıl geliştiğinden bir haberim yok. Ben sadece soyunma odasına girdim. Soyunma odasında oyuncu arkadaşlarımla galibiyeti beraberce kutlarken hocayı biraz moralsiz gördüm. Zannedersem kendisi bir basın toplantısında açıklamalar yapmış. Onun üstüne tam statten ayrılacakken de hoca bana kendisi... Senle ve benle alakalı bazı iddialar var. İstersen beraber bir basın toplantısı düzenleyelim dedi. Ve basın toplantısında soru almayacağını söyledi. Ve ben ondan yan yana oturdum. Sadece olayı bundan ibaret diye biliyordum. Fakat daha sonra işte bu konuşulan iddiaları falan duyunca tabii üzülmemek elde değil. Üzülmemek elde değil. Çünkü ben Fenerbahçe takımının kaptanıyım. Fenerbahçe takımının bütün oyuncuları gibi bu galibiyeti konuşmak yerine bunların konuşulmasına çok rahatsızım. Ondan dolayı zaten şu an sizin yayınınızdayım. Ne yazık ki yayıncı kuruluş da buna yakın bazı cümleler söyleyince sizden önce onlara da bağlandım, bunu söyledim. Yani kimse yanlış anlamasın. Beni de bu anlamda gündemi de meşgul de etmek istemiyorum. Fakat yaşanmamış bir olayı açıklamak ve bu İftirayı ne yazık ki atan insanın bunu ispat etmekle uğraşmaması ama ne yazık ki iftiraya uğrayan insanın da bu olayı olmadığına dair kendini ifade etmek zorunda kalması gerçekten zor bir durum. Hani derler ya, Allah kuru iftiradan korusun gibi, o durumla karşı karşıyayız. Böyle bir şey yaşanmadı. Fenerbahçe takımı çok büyük bir kulüptür. Herkesten çoktu. Kişilerden de çok daha büyüktür. Ben bugün buradayım. Yarın başka bir yerde olsam da gönlümde her zaman Fenerbahçe olacak. Ama Fenerbahçe takımını benim üzerimden bu şekilde vurulmasına da sizden müsaade etmeyeceğim. Takım içinde görev aldığım sürece. Hocamızla aramızda hiçbir problem yaşanmamasına rağmen, herhangi bir konuşma olmamasına rağmen, bunların konuşulmasının sebebini de inanıyorum ki Fenerbahçe taraftarı benden daha iyi biliyordur. Söyleyeceklerim bunlar. Programınızı çok da meşgul etmek istemiyorum. Emre, Uğur Melek'e ben çok teşekkür ederiz tekrar. Rica ederim. Yayınınıza bağlandığın için. Zaten bizim aslında burada maksadımız olayın mağduru olarak, maalesef mağdur olarak senden doğrusunu dinlemek. Nezaket gösterdin, bağlandın. O yüzden kronolojik olarak şöyle baştan bir almak isterim ben. Saat 11'de hoca, sen ve kulüp doktoru bir araya geldiniz bugün 11'de. Evet, sabah 11'de beraber. Sonra ne konuştunuz? Hani sizden dinlemek belki daha doğru olur. Ya klasik bir oyuncu, futbolcu, doktor. Yani ben çünkü dün antrenmanda ayağımda ağrım vardı. Hatta 2 gün önce ağrım vardı. Maçtan önceki gün deneyeceğimi söylemiştim zaten. Hocanın da bilgisi vardı. Doktorumuzda iyi de bir sağlık ekibimiz var çünkü her şeyden önce. Bazen böyle durumlarda 1-2 günlük tedavilerle beni maça yetiştirdikleri dönemler olmuştu. 11'de kalktığımda sabah yine ağrılı kalktım. Ve hocamızla konuşmamız gerektiğini düşündük doktorumuzla. Hocamız ben ve sayın doktorumuz Burak Hoca beraber görüştük. Ve bu anlamda riski atmamamız gerektiğini karar verdik. Ve ondan sonra da hoca kendine göre bir oyun planı yaptı. Bu oldu yani. Herhangi bir görüşmeydi. Ben bugün sakat olmayıp da oynamaya da bilirdim. Yani bu futbolun içinde var. Ben bir futbolcu olarak halihazırda 39 yaşındayım ama oynamadığımda üzülmekten başka yapacağım hiçbir şey olamaz. Hiçbir tepki olamaz. Yani üzülüp daha fazla çalışıp formayı kazanmak için mücadele ederim. Emre Belezoğlu'nun yapacağı budur. Herhangi bir futbolcunun da yapması gereken budur. Yani ben oynamadığım zaman Fenerbahçe kulübüne bu armaya kaptanlık görevi verilmiş bir futbolcu olarak böyle bir şey yapabilir miyim? Kimsenin nasıl aklına böyle bir şey gelebiliyor? Şaşırıyorum, hayret ediyorum yani. Sen yine de oynayabilirim dedin. Ya ben hocaya söyledim yani, eğer isterlerse elimden geleni yaparım, oynarım ama doktorumuz da bu anlamda
risk almamam gerektiği yönünde söyleyince de zaten hocamızla fikir olduk. Ben fikir oldunuz. Burada sanıyorum şöyle bir şey var sevgili Emre. Ben de öncelikle teşekkür edeyim sevgili kaptan. Hem de tebrik edeyim bugünkü galibiyetten dolayı. Vallahi ben arkadaşlarımı tebrik ettim. Ben bugün yani bir şey de yapmadım. Sadece takımın içinde soyunma odasında oldum. Maçtan önce onlarla beraber oldum. Esas tebriki onlar hak ediyorlar ve onları da tebrik ettim. Ben bir galibiyetten sonra Emre'nin konuşulmasına çok rahatladım. Vallahi yakın insanlar beni iyi bilirsiniz sizler. Yani ben bu böyle gündeme gelmek istemiyorum yani Mehmet abi. Anlıyorum abicim. Yalnız şunu merak ediyorum. Hani 30 dakika dahi olsa oynayabilme ihtimalin olduğu, bunu hocana ifade ettiğin gibi bir şeyler vardı da. Onu bir ayrıntıya, açıklığa kavuşturma şansın. Hayır, şöyle yani. Oldu. Yani ayağımı kontrol amaçlı girsek de atıyorum herhangi bir iğneyle bazen oynama durumları olabiliyor. Ağrı kesiciler işte ya da hafif de olsa lokal anestezilerle oynama durumumuz oluyor. Ya onu bile yapsak dahi bu 30 dakikadan fazlayı kaldırmaz gibi bir konuşma geçti aramızda. Yani o 30 dakika da şu yani ısınma da dahil olarak yani maça çıkamayacak duruma da gelebilir. Yani çünkü Adel'e tolere edilebilecek bir bölge değildir. Bazen tendon bölgesinde, bilekte, dizde, belde ağrı olur ama Adel'e tolere edilebilecek bir bölge değildir. Yani ağrınız varsa ve orada küçük de bir yırtık varsa bunu taşıyamazsınız, oynayamazsınız. Ben daha önce çok ciddi sakatlıklarım olmasına rağmen maçlarda oynadım. Ama Adel'e sakatlığım varken hiçbir futbolcu oynayamaz yani. Bu bir gerçek. Haftaya forma giyebilme durumu var mı? Sağlıklı. Onu iyi bir sağlık ekibimiz var. Göreceğiz. Elimden geldiğince yetişmeye çalışacağım. Ama bir 4-5 gün bana çıkamayacağım gibi gözüküyor. Kesildi mi acaba? Kesildi Emre mi? Bizi duyabiliyor mu acaba? Emre Belezoğlu bizi duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Kesildi galiba. Yani 4-5 gün antrenmana çıkamayacağım gibi gözüküyor. Anlıyorum. Hani bunu da özellikle ifade edelim ki antrenmana 4-5 gün çıkmadıktan sonra da herhangi bir dedikoduya mahal vermeyelim. Bunu da senden vallahi almış yani, olalım. Mehmet abi dedikodu ve dedikodu üzerinden özellikle konuşulması bunların gerçekten rahatsız edici. Yani nasıl diyeyim, sizler çok değerli bir kanalda çalışıyorsunuz ve sizin de sorumluluklarınız var. Ben çok büyük bir takımda oynuyorum. Benim de sorumluluklarım var. İnanıyorum ki herkes, her vicdan sahibi insan bu sorumlulukların bilincinde kendi mesleğinin gerekliliğini yerine getirirse hepimiz yastığımıza başımızı rahat koyarız. Ben elimden geldiğince bunu yapmaya çalışıyorum. Sağ içinde evet eleştirilebilir bir profilim. Zaman zaman eleştiriliyorum. Bundan dolayı ben de üzülüyorum ama hak ettiğimi yaşamak istiyorum. Yani bu yaşanmamış bir olayın gündeme gelip böylesine bir galibiyeti konuşmamız gerekirken başka şeyleri konuşarak kendimizi olmamış bir olayı olmadığına dair insanları inandırmakla geçirmek gerçekten bazen zor geliyor insana. Sevgili Emre, ben de kendi adıma teşekkür edeyim. Hem de kurum adına çok teşekkür ediyorum. Nezaketin için, açıklayıcı bilgilerin için çok teşekkürler. Estağfurullah, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum, selamlar. Teşekkürler. Mutlu geceler, teşekkür ediyoruz bağlandığınız için.